Merhaba, bugün 9 Eylül Cuma günü günün haberleriyle karşınızdayız. Türkiye'de ölüm orucu direnişçisi öğretmen Sibel Balaç bugün direnişinin 265. gününde. Devrimci tutsak İleri Kızılaltun ise 26 gündür ölüm orucunda. Talepleri hasta tutsakların serbest bırakılması ve adil yargılanmak. Sibel Balaç, Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde mevki binasının penceresi olmayan mahkum koğuşunda tutuluyor. Onun için hastane önünde nöbet tutan Mehmet Dersulu orada kaldığı her gün, her saat, her dakika sağlığını olumsuz etkileyecektir, dedi. Bafra Tetip Hapishanesi'nde bulunan Emir Karakum, sevk talebi için açlık grevinde, bugün açlık grevi direnişinin 95. gününde ve artık sadece 53 kilo. Yine Bafra Tetip Hapishanesi'nde odalarına baskın düzenlenen ve tüm malzemelerine el konulan 15 siyasi tutsak, tek kişilik hücrelere konuldu. Telefonla ailelerini arayan tutsaklar can güvenliklerinin olmadığını söylediler. Ağır hasta tutsak Ekim Can Polat tam 40 gündür açlık grevinde tedavi hakkı için direniyor. Annesi Songül İlker ise hapishanesinin önünde 32 gündür oturma eyleminde. Yine hasta tutsak Aysel Toluk bugün hastaneye götürüldü. Eski HDP eş genel başkanı yardımcısı Aysel Toluk Kocaeli Bir Nolu Fethi Hapishanesi'nden bugün sabah saatlerde hastaneye kaldırıldığı ve acil serviste tedavi altına alındığı açıklandı. Ev hapisinde bulunan Ayten Öztürk için gerçekleşecek olan adalet sempozyumu geçtiğimiz haftalarda yasaklanmıştı. Bunu teşhir etmek için Gazi Mahallesi'nde hala bildiriler dağıtılıyor. Yine Gazi Mahallesi'nde ölüm orucu direnişi için tencere tava eylemi yapıldı. Ölüm orucu direnişine ses verildi. Dev Gençler ölüm orucu direnişi için hashtag çalışması başlatacaklarını ilan ettiler. 10 Eylül Cumartesi günü Türkiye saatiyle saat 21'de Dev Genç'in Twitter hesabında hashtag'i yayınlayacaklarını duyurdular. Dev Genç'in Twitter hesabına aşağıdaki biyografimizden ulaşabilirsiniz. Yine aynı gün için yani 10 Eylül Cumartesi günü için Avrupa'daki anneler ölüm orucu direnişçileri Sibel Balaç ve İleri Kızılaltun için bir günlük destek açlık grevinde olacaklarını açıkladılar. Türkiye'den haberlerle devam edelim. Adana'da otobüs, minibüs ve kamyonet üretimi yapan TEMSA işçileri banka promosyonu ve 2003-2008 yılları arasında işe girenlerin mağduriyetine karşı eylem yaptılar. Yemekhane önünde toplanıp servise kadar yürüyen işçilerin slogan atmalarını sendika tarafından istenmediği söylendi. Doğuş Üniversitesi'nde okul ücretlerine gelen %300'lere varan zamı protesto eden bir öğrenciye uzaklaştırma cezası verildi. Avrupa'da haberlerle devam edelim. Avrupa Merkez Bankası'nda 24 yıllık tarihin en büyük faiz artışı ilan edildi. Politika faizi İlk kez 75 baz puanlık artış yapılarak 1,25 olarak belirtildi. Hollanda'da demiryolu çalışanları yeniden greve gitti. Maaşlarının artırılması talebine ikinci kez olumsuz yanıt gelmesi nedeniyle yeniden greve gitti işçiler. Belçika'nın batısında bulunan bir huzur evinde yaşayan 3 kişinin ayak parmaklarının arasında fazla insülin enjekte edilerek öldürüldüğü açıklandı. Haberlere göre Temmuz 2020'de başladığı belirtilen olaylarda huzur evinde kalan bazı kişilere yaklaşık 1 yıl boyunca fazla dozda insülin iğneyle verildiği saptandı. İğne izlerinin görünmemesi için ise ayak parmakları arasından yapıldığı tespit edildi. Bugünün haberlerinin sonuna geldik. Programımızı sonlandırmadan önce Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne selam olsun diyoruz. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 74 yıl önce bugün 9 Eylül 1948'de ilan edildi. Kutlu olsun diyoruz. Ayrıca programımızı değerli devrimci sanatçı Yılmaz Güney'i anarak sonlandırmak istiyoruz. Yılmaz Güney 34 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Saygıyla anıyoruz kendisini. Mücadelesini, sanatıyla ve duruşuyla yarattığı devrimci değerleri mücadelemizde yaşatacağımıza söz veriyoruz. Haftaya tekrar görüşme dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Umut TV izleyelim, izlettirelim. Dağını yükselt, daha yükselt, yükselt bayrağını.